Rabbil alemin. Afdolü salatu ve temmü teslim. Alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Avamili Cürcani'den devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Avamili Cürcani'de İmam Cürcani amilleri ikiye ayırdı. Lafzi ve manevi. Manevi iki tane en başta ve haberi ref eden amil. Fiil-i muzari'yi ref eden amil, manevi amil olarak kabul ediliyor. Lafzi amiller ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Semailer ve kıyasiler şeklinde. Semailer 13 nevide toplanmış. Kıyasiler de 7 tane var arkadaşlar. Harfi cerlere başlamıştık. Harfi cerler 15 tane burada verdi. B harfi cerinin bazı manalarından bahsetti. İlsak, tadiye, istiane, musahade, zarfiye, mukabele, ziyade, kasem gibi manalarını örneklerle beraber vererek anlamamıza yardımcı oldu. Min harfi cerinin 4 tane manasını verdi. Başlangıç ifade ettiğini, bazıyet, beyan, açıklama söyledi. İlanın da yine bitiş, fiilin bitiş noktası ve de ma manasında olduğunu bize bahsetmişti. Evet, fi arkadaşlar zarfiyet bildirir. Zarfiyet bildirir. Yani bir şeyin içerisinde, bir kabın içerisinde zarf olarak bize kullanmamıza yardımcı olur. Fi. El malu fil kisi. Mal torbadadır. Mal torbanın içerisindedir. Zarfiyet manası bu şekilde bildiriliyor örnek olarak. Bir de fiilin ala manası varmış arkadaşlar. Ala manası varmış. Ayet-i kerimeden ve le usallibennekum sizi asacağım fi cüzû'in nahli. Hurma kütüklerinde sizi asacağım. Burada fi harfleri ala manasında gelmiştir. Yani size hurma kütüklerinin üzerine asacağım, sallandıracağım Firavun diyor sihirbazlara, iman eden sihirbazlara. Buradaki fi manası sanki bir abartı ifade ediyor. Hani sizi ağacın içine gömeceğim, sizi işte dar ağacına gömeceğim gibi böyle abartı bir mana ifade ediyor. Hatta arkadaşlar lintihail gaye fiilin bitiş noktası, fiilin bitiş sona eriş noktası. Ekeltü semekete hatta ra'siha. Ekeltü semekete hatta ra'siha. Harfi cer olarak kullanılmıştır. Harfi cer olarak kullanıldığında arkadaşlar mana ne oluyor? İntihail gaye, yani fiilin, yeme fiilinin, değil mi? Gaye burada neydi? Fiil. Yeme fiilinin amacının başına kadar sürdüğünü anlıyoruz. Ekeltü ben yedim. Essemekete balığı hatta rasiha başına kadar yedim. Güzel kardeşlerim, hatta burada harfi cer değil de atıf harfi de olabilir. Atıf harfi de olabilir. İmam Bilgibi'deki derslerimizden hatırlarsak hatta'nın atıf olabilmesi için şart neydi? Sonrasının, yani hatta'dan sonrasının hatta'dan öncesiyle bir bağlantısı, bir cüz kül ilişkisi olması gerekiyordu. Peki bakıyorum, hatta'dan sonra baş, balığın başı. Hatta'dan önceki balığın kendisi. Onun bir cüzü mü? Baş balığın bir cüzü mü? Evet, cüzü. O zaman atıf harfi olarak da kullanabilirim. İfade edilebilir. O halde ama mana değişir arkadaşlar. Çünkü niye? Sonrası öncesine dahil olacak. Sonrası öncesinin yeme hükmüne dahil olacak. O zaman ekel tüben yedim. Essemekete balığı hatta seha olacak değil mi bu sefer? Okunuş da değişiyor bak. Hatta ra'seha. Atıf yaptım. Nereye? Semeke'ye atıf yaptım. O halde hem okunuş da değişti, hem mana da değişti.
Balığı başıyla beraber yedim. Balığı yedim, başını da yedim manasında oluyor. Bakın bir irab ve bunun hükmünün değişmesi nasıl da etkili oldu mana üzerinde. İşte irab bu yüzden önemli arkadaşlar. Hatta lintiail gaye olarak harficer ifadesi var arkadaşlar. Evet, lam harficerinin 5 tane manası var. Littemlik yani iyilik, sahiplik manası. El malü li Zeydin. Mal Zeyd'indir. Mal Zeyd'e aittir. İhtisas manası var. Yani ona özel kılma, özel kılma, has kılma manası. El cüllü semer, semer eğer lil farasi at içindir. Yani cül hani atların eşeklerin üzerinde semer oluyor ya binmek için veya odunu yüklemek için vesaire. El cüllü Arapçadaki tabiri el cüllü lil farasi. Semer ata hastır. Yani o zaman eşeğe olmuyor manasında. El cüllü lil farasi. Mesela elhamdu lillahi, değil mi? Elhamdu lillahi. Hamd Allah'a mahsustur manası verecek, değil mi? İşte oradaki lam lillahi'deki lam ne manasındaymış? Lil ihtisas manasındaymış. Özel kılma, has kılma, mahsus kılma. Arkadaşlar lam ziyade içinde gelebilirdi. Ziyadenin diğer ismi neydi? Sıla harfiydi. Bunu unutmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ne var? Zayed olarak gelen harfler var. Ama zayed isimlendirmesinden çekiniyoruz. Sıla harfi, bağlantı harfi olarak isimlendiriyoruz. Radife, Kehf suresinden bir ayet miydi zannedersem? Radife leküm Kehf değil de başka bir ayetti. Radife yaklaştı. Leküm size yaklaştı. Radife. Bakalım. Ha, Neml suresi 72. ayet arkadaşlar. Neml suresi. Radife leküm. Size yaklaştı. Ne yaklaştı? Ba'dullezî testacilûn. Bazısı ellezî testacilûn. Acele ettiklerinizin bazısı. Acele edip yani isteyip istemekte, karşılaşmakta acele ettiğiniz azabın bazısı değil mi? Azabın bazısı size yaklaştı. Ey yani radifekum. Yani buradaki lam zaittir. Aslı neymiş? Radife küm şeklinde oluyormuş diyoruz. Radifekum, radifelekum. Yani buradaki zayid lam harfi çıkarıldığında herhangi bir mana bozukluğu olmuyor. Ziyade olduğunu o şekilde anlıyoruz efendim. Peki lam harfinin kasem, yemin manası da var. Lillahi, Allah'a yemin olsun. Le la yuahhirul ecele. Lillahi la yuahhirul ecele. Allah'a yemin olsun ki Allah eceli ertelemez şeklinde manası oluyor. Kasem olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Yeminin bir cevabı vardır. Yani sen yemin ediyorsun, vallahi diyorsun. O şekilde kalır mı? Yeminin bir cevabı vardır. Allah'a yemin olsun ki ne? Değil mi? Lillahi Allah'a yemin olsun la yuahhirul ecele. Veya işte hep yemin lafızlarını nasıl anlayacağız? Bakın. Mesela ya sin değil mi? Evet. Mesela Yasin vel Kur'anil Hakim. Vel Kur'anil Hakim. Orada ne var? Hakim olan hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Vel Kur'anil Hakim. Yani Kur'an'a yemin olsun ki ne?
inneke leminel murselin. Sen muhakkak ki sen peygamberlerdensin. Peygamber olarak gönderilenlerden birisin. İşte cevabı geldi değil mi? O zaman yeminde, billahi de, lillahi de, vallahi de nasıl anlarım hocam yemin olduğunu? Muhakkak bir cevap var. Lillahi yemin, la yuahhirul ecel cevap. Evet, littalil, talilliyet bildiriyor. Sebebiyet, illet. Daraftu Zeyden litte deyip Zeyd'i edeplendirmek için dövdüm şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Peki rubbe arkadaşlar taklil içindir. Azaltmak. Rubbe raculin cevvadin lakituhu. Nice yani çok az cömert adamla karşılaştım. Rubbe raculin çok az adam. Nasıl az? Cevvadin cömert. Cömert olan çok az adamla lakituhu karşılaştım. Ala arkadaşlar istiala bildiriyor. Kaplama, sarma manasında. Kuşatma. Aleyhi deynün. Aleyhi deynün. Yani ona ne var? Borç var. Aleyhi deynün üzerinde borç var. Yani onu borç kaplamış. Ala arkadaşlar bazen kad yekunu fiilen. Ala bazen fiil olabilir. İnne firavne firavun ala fil ardi. Ala burada tekebbara kibirlendi manasında. Fiil manasında oluyor. Ala fil ardi. Yeryüzünde kibirlendi. An arkadaşlar ne için kullanılıyormuş? Lil budi vel mucavezeti. Uzaklık ve mucaveze aşma, geçme manasını kullanılıyormuş. Rameytü sehme oku attım anil kavsi yaydan. Yaydan attım. Yani ok yayı mucavezet etti. Geçti, aştı manasında. Anil kavsi bu şekilde mana oluyor. Oku yaydan fırlattı. El kafu bir teşbih. Zeydün kel esedi. K burada teşbih için harfi cerdir. Zeyd esed gibidir. Aslan gibidir yani. Müz ve munzur arkadaşlar. İkisi de liptidail gaye. Fiilin başlangıç noktası ama fi zamanil madi. Mazi zamanda. Ma raeytuhu müz yevmil cumaati. Cuma gününden beri onu görmedim. Ma raeytuhu müz yevmil sebti. Cumartesi gününden beri onu görmedim şeklinde müz ve münzü. Arkadaşlar kasem harfleri elba'u, etta'u, elvavu hepsi kasem için billahi, tallahi, vallahi. Haşa, ada, hala. Bunlar da arkadaşlar istisna ve tenzih harfleri. Haşa tenzih için. Sa'el kavmu haşa zeydin. Yani halk, yani grup kötü oldu. Kötülük yaptı. Haşa Zeyd'in. Zeyd hariç. Zeyd'i tenzih ediyor. Zeyd'in hariç grubun kötülük yaptığını bildiriyor. Ada ve hala istisna için. Ca'inil kavmu ada Zeyd'in. Grup bana geldi. Zeyd hariç. Ca'inil kavmu hala Zeyd'in. Yine aynı şekilde mana oluyor. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sorunuz varsa buyurun arkadaşlar.